Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için çok leziz, çok lezzetli, güzel bir çorba tarifim var. Kesme hamur çorbası yapacağız. Arzu ederseniz, tabii ki yoksa erişteyle de yapabilirsiniz. Şöyle minik minik, daha önce erişte kestiğim zaman kenardan kalanlardan kesmiş olduğum hamur parçacıklarım var. Bunlarla biraz da tavuk eti yapacağım. Aslında yöresel bir çorbada bu, Erzincan'a ait galiba. Onlar köfte yapıyorlar ama ben küçücük küçücük böyle minik gibi nohut kadar doğradım. Tavuk göğsü, bir adet tavuk göğsü. Şöyle bir kase, küçük kasede nohutum var haşlanmış. Bir tane küçük boy soğanı doğradım. Mümkün olduğunca minik doğradım. Tereyağı tabii ki kullanacağız. Arzu ederseniz zeytinyağı veya sıvı yağ da olabilir. Artı 1,5 su bardağı. Bu arada su bardağı 200 milimlik. Bunu da söylemiş olayım. Yoğurdum var burada. Eğer ev yoğurdu kullanırsanız bir miktar lütfen suyunu süzdükten sonra kullanın. Bir bezin üzerine koyun. Suyunu süzdükten sonra kullanın. Bir yemek kaşığı un var. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kadar kurutulmuş sarımsağım var. Sizin yoksa normal sarımsağı, bir diş sarımsağı da ezerek içerisine ekleyebilirsiniz. Artı yarım limonun suyunu sıkıp onu da ekliyoruz. Üzeri içinde tuz, kırmızı biber ve nane kurutulmuş. Bunları yapacağız en son. Tabii ki suyumuz da olacak. Öncelikle kıymamızı tavuk göğsünü kavurarak başlayalım. Eğer kıymayla yapmak isterseniz, köfteli yapmak isterseniz daha doğrusu, böyle 200 gram, 150-200 gram kadar bir kıymaya biraz tuz, biraz karabiber ekip ondan sonra yuvarlak köfteler yapıp ardından onları biraz un serptiğiniz bir tepsiye koyup soğanı kavurduktan sonra köfteleri ekleyip beraberce kavurup daha sonra kalanları işte nohuttu, suydu ekleyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bugün tavuklu yapmak istedim. Tavuk eti kullanacağım göğsü. Hemen ocağımı açıp başlayacağım yemeğimi yapmaya. Çorba bir tarafta kaynarken biz sosunu hazırlayalım. Terbiyesini hazırlayalım. Şöyle yoğurdu bir miktar karıştırıp bir tane yumurta sarısını ekleyelim. Bir yemek kaşığı kadar unumuzu ekleyelim. Dediğim gibi yarım limonun suyu, bir diş sarımsak veya bir tatlı kaşığı kuru sarımsak.
su bardağı ılık suyla şöyle açalım ve çırpalım. Evet, sosumuz da hazır. Çorbamız kaynayınca ilave edeceğiz. Altını kısmıştım orta ateşe. Çorbam kaynamaya başladı bile. Erişteleri yumuşayınca hamurlar, bir miktar artık yoğurt sosunu terbiyesini üzerine ekleyebiliriz. Şöyle bir 10 dakika kaynamasını bekleyelim biraz daha. Artık biraz çorbanın suyundan alarak yoğurdumuzu ılıştıralım ki kesilmesin. Hemen hızlıca karıştıralım. Ve yavaş yavaş çorbaya ekleyelim. Şöyle kısık ateşte bir taşım kaynadıktan sonra çorbayı ateşten indirebiliriz. Eğer koyulaşır da suyu az gelirse, üzerine sıcak su olmak kaydıyla şu an biraz su ekleyebilirsiniz. Ama kıvamı gerçekten ölçüleri tam şu an için. Daha öncesinde de yaklaşık 6 su bardağı su ekledim. Dediğim gibi 200 milimden 1200 mililitre yapar. Bir bardakta yine 200 milim yoğurda ekleyince 1400, yani yaklaşık olarak 1,5 litre su eklemiş oldum. Çorbamız 1-2 dakika kadar tıkır tıkır şöyle görmüş olduğunuz gibi kaynadı. Çok da güzel kıvamını da aldı. Un kokusu da çıktı bu arada. Artık ocaktan indirebiliriz. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi olmalı. Tam yoğurtlu çorba kıvamında. Küçük bir tavaya bir yemek kaşığı kadar tereyağını koyup eritelim. Eridikten sonra üzerine bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da kuru nane ekleyelim. Ve sosumuz hazır artık. Çorbaya tuz eklememiştik biliyorsunuz. Artık tuzu da ekleyebiliriz. 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi sosu ilave edebiliriz. Evet, nefis çorbamız artık servise hazır. Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.